Ay çatladım. Üf. Bu sıra değil, konuşmayacaktım sizinle Gülhan. Kızgınım size. Ama bana göre değil o da. Üf. Öfkelensem de, sinirlensem de, çemkirsem de illaki konuşacağım. Bana göre değil. Sinirliyim. Çok gerginim. Ayol hayret bir şey, insan delirecek gibi değil. Bakıyorum bazıları çıkıyor oradan, diyor ki seni mutfakta görmek istiyoruz. Yani mutfakta dünya mutfağına açılacak halim yok. Hepimizin yaptığı yemekler. Hadi yemeğimi yaparken hem sohbet amaçlı konuşuyoruz. Bakıyorum yapıyorum. Maşallah şeyler. Canlı sohbetler daha revaçta gidiyor. Ne hikmetse. Dedikodu lazım millete. Dedikoduya bayılıyorlar. Şöyle bir deyiversem. Ay Ahmet Ayşe'yi dövmüş. Selma bilmem ne yapmış. Ay gördün mü kız, öteki bir tarafına botoks yaptırmış. Ya da işte dedikodu, bayılıyorsunuz dedikodu. Şimdi diyecekler ki aa, oradakileri de aa, ne oldu? Ne oldu, kızıyorum bazı şeylere. Sinirleniyorum. Anam geçenlerde şöyle bir gezineyim dedim, millet bazıları diyor ya bana, işte sen neden bu sayıda buradasın diye kafama o takıldı. Ben öyle her şeyi seyredecek bir insan değilim. Hani her şeyi değil, bakmıyorum zaten, ben kendi şeylerime bile bakmıyorum da. Az diyerekten diye dikkatimi çekti. Anam bir bakayım dedim, millet ana almış başını gitmiş, elini sallasan her yere şey çarpacak. YouTuber çocuğundan tut da hello şeyler, çocuklar. Dedim hakikaten ya, ben niye böyleyim? Niye de dedikodu lazım, dedikodu. Şimdi bunlar da diyecek ki aa biz bakmıyoruz mu? Ulan canlılar sohbet dedikodu yapacağım dediklerim burada yaptıklarından daha fazla şeyi izlenmesi. Öfkelendim ona. Sinirlendim. Veto yapıyordum sizi. Veto yapacaktım sizi. Veto mu deniyordu ona da bilmiyorum. Yani işte konuşmayacaktım da çatlarım ben. Nereye kadar konuşmayacağım? Gerginlik üstümde, hap sahada gidiyor. Söylemiyorum ne yapıyorum. Mercimek çorbası. Haşladı yedim. Mercimek çorbası yapıyor. Niye söylüyorum ki? Bir de bu arada olmuşum 60 kilo besili danalar gibi. Bir de ona sinirim bozuldu. Tartıldım. Bugün işte 70'i bulacağım. O karısını dövmüş, o onu aldatmış, bu bunu şey yapmış desen. Şimdiye kadar çoktan benim de takipçilerim aldı başını gitti. Şimdi burada oradakiler de diyecek ki aman işte biz tabii ki yeteriz. Yetmeyiz değil de biz zaten canlı yayınlarda yeteriz. Maşallah bloglarda görüyorum yettiğinizi. Tuz koymayacağım. Mercimeği zaten çabuk pişsin diye tuz attıydım içine. Ne yapayım şu? Bunun yanına da şunu yapayım bari, patlıcanı. Biliyorsunuz bizim seradan gelen patlıcanlardan dondurucuya koymuştum ya. Onu yapayım, domates kavuk şey yapayım, doğrayayım da. Ay ne kadar gerginlik üstünde, havalardan mıdır nedir, sinirlerim iyice şey. Baktım abidik gubidik şeyler, aman aman aman, balke bakmaz olsaydım keşke. Bakmaz olsaydım. Zaten dünden canım biraz azıcık öyle gergin gibiydi. Ne
ne sinir ol ne bir şey. Nasıl olsa bazen çoğunun numarası var. Kapat gitsin. Öf, soğan alacağım, kum soğanı alacağım. Buzdolabına gidiyorum ya. Düşünün, o kadar kafam şey. Buzdolabından kum soğan alacağım ya. Hayret bir şey. Allah'ım ya Rabbim. O sarımsak da yeter, o da yeter. İkiye yarılacaktım. Orada keramik 3 dakika. 4 dakika yoktur. Konuşmadım. Çatlayacaktım. 1 kiloyla da ne yapacağım bilmiyorum ya. 50'ye derken olduk 60. Ben biliyorum başıma geleceğini de. İşte. Biliyordum böyle olacağını. Kalmayı, dargın kalmayı becerip. Bu saçımın da şurasını var ya, şimdi az kaldı. Gideceğim, komple alacağım önlerini. Komple alacağım önlerini. Şuraya bak. Ben indiriyorum, o havaya kalkıyor. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Sen görürsün. İnsanoğluna yaran olmaz zaten. Ne yaparsan yap hep fazlasını ister. Öyleyiz. Maalesef. Kimseyi memnun edemezsin. İnsanoğlu dediğim, ben de hayvan değilim. Ben de insanım yani. Ben de içindeyim. Bir tane arana olsun bir tane dersin. İki tane olsun iki dersin. 5 dairen olsa 6. niye yok dersin. Mesela örnek olarak. Söylüyorum. Bu arada bu da şimdi üstünde niye derseniz onu da söyleyeyim, yıkanıyor şeyim. Makineye attım. Hemen şimdi hiç sermeden makine durdum, alıp sırtıma giyeceğim. O hemen kuruyor ya. Ay düğmeleri de şaşırdım, kahretmesin. Aa. Bundan sonra mahalle dedikodularını anlatacağım size. Anam mahalleyle de işim yok ki, en sevmediğim şey öyle yapmak. Eskiden bizim komşular vardı, kulağı çınlasın. Ben su işlerinde oturuyordum o zaman. Hiç sevmem kapı önlerinde oturmayı. En nefret ettiğim şey. Benim bir komşum var, Zeynep diye, kulağı çınlasın. Çocuklar küçük o zaman. Onda da maşallah 5 tane vardı. Bende 3, onda 5. Şey yapardık. Adını söyle. Onlar oraya yeni taşındığımda komşular büyük böyle benim tam caddeye bakıyordu şeyim. Evimin kapısı. Zeynep de şöyle arada oturuyordu. Çıkınca yandan karşısında ev. İki katlıydı oturdu. Girişte ben oturuyordum. Üstümde ev sahibi oturuyordu. O Zeynep maşallah mahallenin tellacısı.
Kızlarımız Ebru falanın kızlarıyla aynı yaştaydı da küçük çocuklarım o zaman daha eşim sen. Konuşmam bile hiç havamda değil. Satardı bir de. Köyden süt gelirdi ona. Antalya'nın köylerinden erkenden. Annesi babası köy tarafındaydı. Süt satardı o. Sabah erkenden sütü şey yaptı mı, sattı mı birkaç komşu vardı öyle. Baklar için. Kapının önüne oturup laf laf yapmaya. Ben de hiç sevmezdim ama mecbur işte komşular evdesin çalışmıyorsun da çağırdıkları zaman yeni taşındığımda mecbur çıkmıştım böyle onlarla beraber atarlar sandalyeleri hafif hafif kaynasın ondan sonra mahallenin dedikodusu öyle lazım. Şimdi içinizdekileri sayılı, aa biz öyle miyiz falan demeyin ben. Bunu başkaları için söylüyorum. Ondan sonra bir küçük birkaç çıktım da ondan sonra dedim Zeynep benim sevmem dedim. Ben öyle dedim kapı önünde oturmayı lak lak yapmayı sevmiyorum dedim. Ha gelecekseniz benim için sıkıntı yok dedim. Buyurun gelin ben de oturalım dedim. Ondan sonra da çıkmadım zaten. Ondan sonra önce sabah sütü sattım bana gelirdi. Mahalleyi toplayacak halim yok ya birkaç kişi gelirdi. Gerisi gelemezdi. Çıkıyorum, bakıyorum çıktık bir iki. Hadi çıktık onların hatırı için. Ne yapacak? Başta zaten Zeynep çekerdi başı. Hii, kız haberin var mı? Bilmem kimin kocası kadının kocası karısını aldatıyormuş. Ay bir ses duydum ötekisi. Artık toplanıyorlar ya. Öldürdü döverken kadını. Of. Sohbetler böyle yani. Bir de Zeynep bu tarafında bir ayakkabıcı vardı. Ayakkabıcı dedi. Kocasının büyük ayakkabı dükkanı vardı caddeye karşı. O da katılırdı. Zeynep'le ikisi ne kadar konuşsalar da az bir şey limoni gibilerdi yani. Hani konuşuyorlar da birbirlerine laf saydırarak, laf dokundurarak sohbet ederlerdi. Hani öyleydi aramızda geçen sohbetler. Onun 3 oğlu vardı. Kızı yoktu. Zeynep'in de 4 kızıyla 1 oğlu vardı. Zeynep'in kocası da taksiciydi. Taksisi vardı, taksicilik yapıyordu. Şundan birazcık daha çıkarayım bakayım mı? Ben etliye sütlüye karışmaz. Onların yanında dışarıya çok ben yaptım. Paralı örgü ördüm. Danteller yaptım. İş yapıyoruz yani. Herkesin elinde. Onların tabii çene de çalışıyor. Kaynatıyorlar. Zaten ikisi de gergin dedim ya. Şunu bir tuzunu atalım mı? Acık soğan ölsün. Hep de korkmuşum da ikisi bir gün kapışacak diye. Çünkü Zeynep çatır çatır lafını söylemeyecek bitti. Öteki de ondan aşağı kalacak olan bir yanı yok yani. Ayakkabıcının karısı. Of içimdeki sıkıntı Allah'ım. Kime saldırsam, kime çemkirsem. Size çemkireyim, size veto koyayım dedim. Konuşmayacaktım. Burada işim bitesiye kadar. Gene çatladım, duramadım.
Size nasıl geçmeyecek de kime geçecek benim? Şimdi oradan diyeceğiniz ki aa bize çemkiriyor. E tabii size çemkireceğim. Yoldan geçen adamlara mı çemkireceğim? Size çemkireceğim tabii. Evet, bir 5 dakika sonra. Neyse oturdu böyle. Hepimiz sıradan çayını demler, çaydanlıklar, bardaklar, krala. Benim uzun sürmedi o muhabbetlerim, dedim ya sevmem diye. En sevmediğim şey de milleti gözetlemek, milletin şeyini. Efsane ne karısı hem döver kocası hem sever. Yani ama işte. Ne oluyor kız, bunun da bir tarafı yamuluyor. Benim gözüm mü yamuk görüyor, tencere mi yamuluyor, altım mı yamuk? Onlar her fırsatta dedim ya birbirlerine laf iğneleyip batırıyorlar diyerekten de ayakkabıcının karısı çıktı. Bir yerden laf dolandırıp da söyleyecek ya. Aman dedi şey dedi dolmuşçuların taksicilerin dedi parası pulu dedi karısı dul dedi. Anam anam lafa bak lafa. Zeynep deyiverdiyse ama Zeynep'i de görsem kapılardan sığmaz. Öteki benim gibi civciv küçücük bir şey. Zeynep şöyle bir yakalsa gırtlağından havaya kaldıracak. Ondan sonra sen dedi ne demek istiyorsun dedi döndü ona. Sen dedi ben dedi ortaya dedi laf attım dedi işte taksizden dolmuştan bir şeyden laf açıldı karısını dövdü ettim etti bir şeyden de. O da zaten lafı getirecek bulacak ya denk geldi laf. Hem konuşuyorlar hem birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Onların ikisi öyleydi zaten. Onu sen dedi ne demek istiyorsun dedi benim biri. Hocam da dedi dolmuşa, sen dedi niye, ben dedi ortaya konuştum lafı, sen niye üstüne alıyorsun dedi. Ayakkabıcının hanımı da kız hastası, üç oğlu var ya olmamış. Zeynep'in dört kızı, en küçüğü oğlandı. Ondan sonra, ay onun 17 yaşında oğlan kardeşi vefat etti, kahrolduk biz Zeynep'in. Hem ölümü çok feci oldu. Kazaydı, mekanı cennet olsun, 17 yaşındaydı o zaman. Neyse. Zeynep de kalktı deyiverdi. Hadi hadi dedi ben senin dedi yaranı dedi biliyorum dedi. Zeynep'in de 1,5-2 yaşlarında. Oğlan küçüğü. Tildir yanımızda dolanıyor. Yani ben şimdi biraz daha kibarını söyleyeceğim. Zeynep daha çirkin ve kötü bir anlamda söyledi onu orada. Ben şok oldum. Ondan sonra bileniniz vardır belki. Ben senin dedi karınla halini biliyorum dedi. Bana dedi sataşma dedi. Öbek kadın da büyük yani Zeynep'ten bizlerden. Benim çocuklarım yani küçük. Ben olsa olsa 3'e falan gidiyor. Yani 3, 4, 5 belki evde de 5'e. Ondan sonra... Ben dedi senin dedi karın ağrını biliyorum dedi. Neden bana şey yaptığını dedi. Peş peşe de Zeynep en son bir oğlanı bulunca öteki yapmamış başka. Hayırlısını versin evladım. Elin dedi hamur yoğurmuş durmadan oğlan doğurmuşum dedi. Onu çok farklı biçimde söyledi ama ağzı alınmayacak. Anam bir kavga çıktı mı kız caddeye karşı benim önü alanlık çok fazla değil. Yediler birbirini benim ev sahibimin de. Caddenin yanında bakkal dükkanı var. Oraya bakıyor. Yaşıyorsa eğer kulağı çınlasın. Yaşı vardı Hatice ablamın adı Hatice'ydi. Çakır Hatice derlerdi ona. Gözleri masmaviydi. Ebru'dan büyük kızı vardı o zaman da mesela. Hemen hemen bizim Feyza yaşlarında kızı vardı Dilek. Onun hatta düğünü falan ben çok şey yapmışım dedi. Bende kaldı benden gelin işte o problemleri vardı. Anan bunlar bir tutuştular mı? Ayakkabıcı, kadın çıktı akariyi çekemez kız. Anam o da ufacık boyundan az berbat değilmiş. Derler ya boyun küçük olduğuna bakma diye. Hatice teyze oradan yetişti. Çiğ börekçimiz vardı yanımızda bir tane. Arada çok sık sık ondan börek alıyordum. Kahvaltılık çok güzel. Ya esnaf yani cadde üzerine. Oluyor bunlar.
Anan zor ayırdılar. Dedim kız Zeynep gel şuraya. Sus. Birkaç kişi zorla neyse ayrıldık. Zeynep'i aldım ben içeriye. Zaten ötekinden. Mahallede öyle aman aman herkesten pek şey yapmam ben. Konuşmam Zeynep çağırıyor diye çıkardım. Çünkü ilk taşındığımda ev sahibimden Zeynep gelmişti bana. Onlar da ev sahibimden, ikisi beraber geldi. Ev sahibimden akrabaymış onlar. Zeynepler. Dedim kız o ne biçim laf, hayatımda ilk defa duydum dedim kız. O nasıl bir laf? Kız insanın dedim düşmanı olsa dedim söylemez dedim. Ben şahsen söyleyemem. Kesinlikle bana göre değil. Kız dedim çok ağır dedim, can evinden vurdun dedim kadını. O diyor ya dedi dolmuşçularla taksilerin dedi adını benim kız dedim senin kocana mı dedi bakalım dedim. Ya sen dedi bilmezsin dedi biz dedi yıllardan beri burada dedi mülk sahibiyiz dedi onun dedi ne olduğunu dedi. Ama Zeynep dedim ben dedim insanın yüzüne söylerim. Sen dedim öyle diyorsun ama dedim sen de dedim hırlı mısın dedim yani sen de dedim aynısın dedi. Neyse onu çektim içeriye. Sakinleşti. Ondan sonra bir küstüler bir daha barışmadılar. Zaten onların normal sohbeti yoktu. Onlar birbirlerini bir araya mahallede orada mecburen yıllardan beri mülk komşusu diye konuşuyorlar da öylesine yani. İyi bir konuşmaları birbirlerine kesinlikle yok. Sadece birbirlerinin açığını arayıp rencide etmek amacıyla sohbetleri onların. Dedim aman dedi. Çirkef mi çirkeflik? Al sana çirkeflik. Dedim insan düşmanına söylemez. Kız dedim ben. Öyle lazım. Öyle kapı kapı gezeceğim. Muhabirlik yapacağım buradakilerin bazılarına. Dediğim gibi. Bir çıkıyor 5 kişi 6 kişi. Bir giriyor bir çıkıyor bir giriyor. Oynattılar. Öyle size dedikodular lazım. Onların yaptığı gibi. Çıkacaksın çalışmayacaksın. Kapı kapı. Şu bunu yaptı. Şu komşu bunu yaptı. Bende de çeneye bak. Size öylesi lazım. Tamam bunu da kapatayım artık. Gerginim, sinirlerim bozuk. Çok moralim bozuldu. Keşke de bakmasaydım dedim sonuna da. Ne işine gelirsin senin başka şeylere bakmaya. Bak işine, gücüne. Şunun da tuzuna bakayım. İyi. Açık da üstüne kekik atayım onu da. Naneyle kekiği de oldum olası koklamadan ayırt edemem. Eğer ki bir de gripse kekik yerine naneyi kullanır geçerim. Ne yapacağım bu kiloyu da bilmiyorum. Üf, Allah'ım yarabbim. Şimdi saat yaklaştı mı bazıları hadi canlı yok mu? Sen önce videoları söyledin. Şimdi bunu da hemen bir kişi üstüne birkaç kişi üstüne almasa çoğunuz yazıyorsunuz yani. Önce bir blokları orada yorumlarınızı yapın. Onları seyredin de ondan sonra. Başım ağrıyor. Bir tane daha içeyim bari. Sinirden başım ağrıyor. Sırf sinirden. Başka hiçbir şeyden değil. Sinirlendim ya. Bu arada yılbaşında aman elimi de vurdum. Salı günü kendi iznim. Salı günü yılbaşı. Arzucuğum da dediydi daha konuşuruz dedim. Çarşamba da gelme abla dedi. İki gün. Evdeyim. Bilmiyorum hep beraber olabiliriz. Yani öyle oluruz. Dışarıya dışarıya çıkmayacağım. Mazeretim var. Asabiyim de. Dışarıya çıkmayacağım. Dün ev ucumla konuştum. Çocuğumun işte ağrıları var. Devam ediyor. Kurban oldum Allah'ım.
Rabbim herkese acil şifalar versin. Dedim gelin bize hep beraber olalım. Yılbaşında tombala oynarız. Baktan diyor anneanne ne güzel olur diyor. Çocuğum eski günler gibi diyor. O da güldür diye böyle ikimizi. Bravo telefonu soluna da. Sanki diyor yaşı başı kaçta diyor. Eski günler gibi diyor. Dedim kestanemizi pişiririz. Meyvelerimizi soyarız. Tombalamızı otururuz dedim ben. Çekeriz hem meyvemizi yeriz. Televizyona bakılacak şey yok ki. Ne var televizyonda? Her gün bir şeyler var. Yılbaşına özel hiçbir şey yok. Eskiden de yılbaşına özel. Nerede şimdi özel? Özel özel güzel hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Başım. İyi kekik yatınca da güzel olmuş. Kekikli. Aklınıza başınıza alın. Alırım aklınızı. Kendinize gelin, evinize dönün. Sizin eviniz burası. Tamam, iki sepet çamaşır sabahın köründe kalktım. Bu evde de yemin ediyorum hiç çamaşır eksik olmuyor. Her gün bir makine gene. Anam hiç boş kalmıyor ki katlamaya usandım diye sermeye. Bazen hakikaten insan. İçime de sinmiyor. Bir de ben huyluyum. Hele kışın benim için çamaşır derdi sıkıntı. Kurumadı mı? Öyle çeviriyorum olmuyor. Böyle çeviriyorum olmuyor. Yazın hani öf, gidiyor. Ama kışın o kurumadıkça bana sıkıntı geliyor. Tamam çorbayı da kapatalım. Bunu da kapatalım. İkisi de oldu bitti. Evet sıkıntılıyım. Çok kötü sıkıntılıyım. Konuşmayacaktım sizinle. Diyeceksiniz ki bizimle sıkıntınız ne? Abi kuşum. Ah kuşum gene geldi. Büyüttü yavrusunu gitti. İkinciye mi yumurtluyor? Bilmiyorum güvercinler de ne zaman ben senede kaç kere yumurtluyor? Anlamam da birini büyüttü burada ön balkonda götürdü gene geliyor eski yerine. Bize ne çemkiriyor, bize ne kızıyor? Evet, nazım size geçiyor, ne yapayım? Tabii size çemkireceğim, tabii size söyleneceğim. Az kaldı, şimdi gideceğim bunu kökünden alacağım. Az kaldı. Ben kaldırıyorum, o geliyor. Ben kaldırıyorum, o geliyor. Gözümün önüne. Neyse, hadi kapatıyorum, fazla uzatmayayım. Öfkeliyim, bugün şeyhleri danalar gibi nereye saracağımı bilemiyorum. Bakayım şöyle bir dolanayım evin içinde. Telefonu kurcalayayım, birilerine daha sataşayım. Öptüm. Bu bile kötü.